Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yayındayız şu anda değerli izleyicilerimizle birlikte Diablo 2 Resurrected'ın Street Date trailer'ını izleyeceğiz. Ne demek bu Street Date trailer? Adamlar oyunun ne zaman çıkacağına dair ayrı bir video yaptılar. Şu anda Youtube'a da içerik yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim çok uzatmak mahiyetinde olmasın diye. Hemen kısa bir hani içindekiler bölümü yapayım. Arkadaşlar bir video izleyeceğiz. Video bize ne aktarıyor ona bakacağız. Daha sonra durdura durdura bir ele alma yapacağız. Daha sonra da biz Diablo 2'nin neresindeyiz? Diablo 2 hakkında neler yaptık? Ve gelecek planlarımız neler deyip istiklal marşı ve kapanışla sonlandıracağız. Şimdi o yüzden hemen uzatmadan videoyu izleyelim bir beraber. E ee, burada bize ne veriyor? Ona bir bakalım. Eee aşkım buradan mı izlersin? Ben buradan da izleyebilirim böyle aşkım. Yok yo, gel ha o gecikmeli gelir gel. Öyle mi olur tamam. Hı hı. Şöyle yapalım ve videomuzu Figure wanders in the east. He must be stopped. At all costs. bakalım Devamda ne diyor ee, şimdi bakalım başka devamında bir şey var mı yok Tamam şimdi arkadaşlar buradan alacağımız ilk mesaj 23 Eylül 23 Eylül tekrar ediyoruz 23 Eylül'de oyun geliyor arkadaşlar ee, yani şimdi biraz e, sokmuş olmak olmuş gibi olacak ama e, 9-1 peçinin ne zaman geleceği belli değil ama e, bunun be, geleceği net tarih belli. Hani da oyunlarını takip ediyorsanız şu anda tarih tarihselleştirme anlamında biraz sıkıntı yaşıyor e, biliyorsunuzdur ama e, bu konuda en azından net bir tarih verildi. 23 Eylül'de geliyor arkadaşlar. Ee, onu söyleyelim. Şimdi e, pre-order now diyor. Hemen e, buradan yorumlamaya başlayalım. Biz e, önce sipariş verirsek e, ne e, şansımız olacak? E, onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu Normal sitesine giriyorsunuz. Pre-order dediğinizde e, şeyinizi seçiyorsunuz. Platformunuzu seçiyorsunuz. Bu ara bu önemli. E, bunu da e, söylemiş olayım. Şurada bir cümle vardı. E, yerini yakalayabilirsem. Şöyle biraz daha geri alayım. With <laughs> Özür dilerim e, Cross progression diyor Yani e, bunu daha önce de e, videolarımızda söylemiştik aslında ama e, Önemli olduğunu düşünmüşler ki buraya bastırarak koymuşlar Çünkü PC and consoles e, With progression yani cross progression diyor Bu hala arkadaşlar e, şu anlama gelmesin e, Kafalarda bir yanlış anlaşılmaya mahal vermesin e, Konsoldaki arkadaşınızla e, Bilgisayardaki arkadaşınızla aynı anda oynayabilirsiniz anlamına gelmiyor. Bu sizin bilgisayardaki oyununuzu konsolda devam ettirebilirsiniz anlamına geliyor. Ama e, şu anda... Biz kapalı alfada e, oyunu denerken bu yoktu. Ancak oyuna yetiştirmeye çalıştıklarını söylemişler. Ben burada e, kelime seçimlerinin çok dikkatli olduğunu düşünüyorum. Henüz bu konuda da geliştirme aşamasında olduklarını varsayıyorum. Çünkü şöyle bir açıklamada yapmışlardı. Oyun geldiğinde de gelmeyebilir. Bunun üzerinde henüz hala çalışmalarımız devam ediyor. Ama mutlaka olacak. Yani... Eda konsoldan oynarken ben bilgisayardan aynı partiye girebileceğim. Ama şu an bunun sözünü vermiyor adamlar. Onu söyleyeyim. E ben normal bilgisayarda oynarken ah abi belim ağrıdı sandalyede deyip koltuğa geçip e, konsoldan oynamaya devam edebilir e, seviyeye geliyor. Yani o şeye getiriyor. E, burada da bunu yaptırıyor. Atıyorum e, Battle.net'i seçtiğinizde e, e, şayet pre-order yaptıysanız Erken beta'da, erken beta'da size şans verecekler arkadaşlar. Yani sizin erken beta'da oyunu girip test etme imkanınız olacak. Bu da Ağustos dönemine denk geliyor. Bazı oyuncular diyor ki, yani bunu mesela sosyal medyada da çok duyduk. Bazı oyuncular diyor ki, abi ben Oyun geldiğinde hevesimi kaybetmek istemiyorum. Bu nedenle e, oyunu e, çıktığında oynayacağım. diyor. bazıları da diyor ki hayır arkadaş ben deneyeceğim. E, sabırsızlanıyorum. Daha fazla e, bekleyemeyeceğim gibi yorumlar yapıyor. O yüzden e, şayet e, yani beta'da yer almak istiyorsanız e, yani e, öyle yani önsparşi vermenizi tavsiye ediyorum. Evet e, o konuda haklısın abi ama işte yapacak bir şey yok e, kelimeleri dikkatli seçmişler çünkü bu e, önemli bir konu çünkü bunun üzerinden e, nasıl söyleyeyim böyle isyan yapılabilir işte ben kız arkadaşımla oynayamıyorum ben arkadaşımla oynayamıyorum farklı platform, platformlardayız falan gibi yok e, öyle bir durum söz konusu değil şu anda dediğim gibi bunun da e, altyapısını e, hazırlamışlar kendilerince e, ancak e, bu Şöyle bir sipariş şey modu var biliyorsunuz e, Prime Evil Collection var. Hmm. E, yine pre-order yaparsanız e, ekstra bir barbar kostümü gelecek arkadaşlar Diablo 3 için. Yani Diablo 2'deki bir barbarın e, kostümü Diablo 3'e gelecek Transmog olarak. Biliyorsunuz Diablo 2'de zaten Transmog olayı yok. E, şurada şöyle söyleyeyim hani e, hem e, evil upgrade seçerseniz ekstra kozmeti, kozmetikler gelecek hem de pre order yaparsanız ekstra bir kozmetik daha e, imkanınız olacak yani şöyle söyleyelim e, yine bu e, yanlış anlaşılmasın e, yani dolar hiç geriye gitmeyeceği için şu anda paranız varsa ve bu oyunu gerçekten ileride benim gibi oynamayı e, düşünüyorsanız e, adınızı söyleyin 60 euro değil 40 euro olacak bu arada 39 euro kadar olacak. E, şimdiden almanızı tavsiye ederim. Çünkü döviz hiçbir zaman geriye düşmedi. Ben kendimi bildim bileli. Nuh yıllık oyunu nasıl pazarlıyorlar ama? Ama şöyle bir şey var. Şimdi bir videoyu tekrar ele alalım. Şey, Lupum. Sözünü unutma. Çünkü geriye dönüşte orada bir laf söylüyor adamlar. Ee, o çok önemli. Ben gerçekten evet normalde e, artık e, tabiri Caizse Töte Töt diyoruz ve hani e, acımadan eleştirimizi de yapıyoruz artık şu günlerde. O yüzden bu konuda hani e, Blizzard seviciliği noktasında değiliz. E, gerçekten hakkını e, Da vermek gerekiyor. Şimdi e, dediğim gibi Videoyu başa alıyorum. E, biraz da kelimelerim hızlanmış gibi olabilir ama dediğim gibi vaktinizi almak ve YouTube'u da çok sıkıştırmak istemiyorum. Grafikler inanılmaz güzel. Şimdi e, arkadaşlar Herhangi bir remastered ya da herhangi bir e, işte ne denir ona? Reforged bir oyunda e, yapılan sinematiklerin üzerine sadece giydirme, grafikleri yenileme e, gibi bir e, aksiyona giriyorlar. Ama burada ya bu bildiğiniz bu sinematikler yeniden yapılmış arkadaşlar. Yeniden render edilmemiş. Nasıl anlatayım? E, i̇şte yeniden bir şey yapılmamış. Hani sıfırdan ele alınmış konu. Nereden manlıyorum? Eğer ki... E, ...sinematikleri daha önceden izlediyseniz... ...o hareketlerdeki ince nüansları yakalayabilirsiniz. Yani buradaki Marius'un hareketleri gibi... ...ya da Marius'un Marius tipindeki değişim gibi. Marius'un tipi böyle bir tip değil çünkü. Böyle bir yer zaten... <laughs> ...yani değişik. <laughs> en önemli detayı bize şurası veriyor. Burası arkadaşlar... ...biraz daha ileri alayım. Heh, şu şekilde daha net görüyorsunuz. Burası... Ee, Diablo cehenneme geçerken e, üzerindeki deri buharlaşarak ve eriyerek yok olduğu ve e, Aiden formundan yani insan formundan Diablo'nun yani iblis formuna geçtiği e, sinematikti ve e, bu açıdan bakmıyordu bir kere zaten. Evet böyle bir ne derler buna metaformoz başkalaşım geçiriyordu ama e, yani Bilen bilir diyeyim, eğer bilmeyen varsa da lütfen bahsettiğim sinematiği izlesin. Act 2'den Act 3'e geçerken ki e, sinematik bu, öyle aratırsanız rahat bir şekilde bulursunuz. E, yani bildiğiniz bunu yeniden yapmışlar adamlar, uğraşmışlar. Bu dediğim gibi oyunun seveni için çok önemli bir fark. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet belki şu anda işte 17-18 yaşında olan ya da 20 yaşında olan genç arkadaşlar belki şimdilik e, durumu anlayamayabilirler ya da abi ne var işte benim için yeni bir oyun diyebilirler. Onlar da haklılar e, ama e, dediğim gibi bizim gibi boomerlar ya da işte belli bir yaş üstü insanlar için de bu çok büyük bir e, atılım. Bu sinematiklerin tamamını düzgün bir şekilde ekleri geçtikten sonra tam anlamıyla görmek gerekir. Eminim benim gibi düşünen birçok insanı deli edecektir. Sadece o parayı sırf bunları görmek için bile verecek adamlar tanıyorum. 23 Eylül'de geliyor. Evet kesinlikle sapması yok. 2 ay içinde değil, 3 ay içinde değil, aralığa kadar değil. İşte 20, 2021 senesi içinde değil. Öyle bir şey yok. Az önce ne dedik? Kelime oyunları yapıyoruz. Eylül'de geliyor. Kaçarı yok. Şimdi e, burada niye durdurdum? Arkadaşlar buraları bir baştan bir daha görelim. E, şayet, şayet e, ben şöyle linkini de atayım, bir müsaade edin bana. E, sizi iki dakika bir e, posterle baş başa bırakayım. E, şayet bizleri e, henüz tanıdıysanız ya da varsa tanımayan artık nasıl bir ayıp solda bizi tanımamak <laughs> e, bu anlamda. E, biz Diablo 2'yi e, Teknik Alfa'da test ettik ve sizler için böyle e, uzunca bir yayın... E, tekrarsı tekrarı sinsilesi oluşturduk. E, burada 3 e, bölümlük bir yayın kesitimiz var. E, teknik alfayı e, bu ekranlarda incelemesini yaptık ve sizlere sunduk. Burada gö hep birlikte aslında tecrübe ettik. Grafikler bu kadar başarılı değildi. Bana yani şu videoda daha iyi olduğunu gösterdi. Adamlar daha da geliştirmişler bazı şeyleri. Neleri mesela? Druid'in etrafında dönen o rüzgar şeyini ya da işte Necromancer'ın e, altındaki şeyi, bu elektrik detayları e, çok farklı bir şekilde ele alınmış. E, bu videoda yine ileride Amazon'un bir e, dokunuşu var. Orada da elektrik detayı çok güzel verilmiş. E, şayet Teknik Alfa'da bu kadar ağır e, ele almamışlardı. Yani e, oyunu boş bırakmamışlar e, arkadaşlar. E, yani World of Warcraft kanadı gibi değil. E, Diablo'cular biraz işlerini ciddiye alıyor gibi duruyor. Şimdi şöyle bir söz var karşınızda. The Lord of Action RPGs. İşte bu oyunun işte Nuh Nebi yılına ait çok eski e, oyunun bu kadar e, hype'la bekleniyor olması ki tarafımca da aynı düşüncedeyim. E, Eda bilmiyor zaten mevzuyu. Sonradan benimle dahil oldu olacak. E, Onun da kararını bu, hep birlikte bu ekranlarda vereceğiz Eda da dahil olsun mu diye. E, bu oyuna bu parayı veririm ben arkadaş dedirten mevzu bu laf. İşte harbiden. Arkadaşımız da e, Sahne yazmıştı? Nuh yıllık oyunu nasıl pazarlıyorlar ama diye işte böyle pazarlıyorlar çünkü bu eski oyun arkadaşlar, aksiyon RPG oyunlarının yani e, rol yapma aksiyon oyunlarının a t s ötesi yok. Ya abi işte şu çıktı işte, off exile işte, e, şu falan işte yok abi. Kusura bakmayın evet onlar da çok güzel oyunlar, onlar da çok iyi içeriklere sahip ama babası bu oyun ve bu oyunun hikayesi kusura bakmayın hiçbirinde yok. Ee, bu lafı en azından ben Blizzard'da ilk defa görüyorum böyle e, yaptığı bir içeriğe sağlam bir şekilde yumruğunu masaya koyarak e, sahip çıkma e, etüdünü. O yüzden ben beğendim memnun kaldım ve bunu en sonunda böyle kendi ekranlarından e, sosyal medya, sosyal ağlara bağıra bağıra söylemiş oldular. Lord of the Action RPG's yani. Evet abi. Şu grafiklerden bahsediyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi yayınlarımızı da tekrar izlerseniz merak eder de. E, orada da eee Görürsünüz grafiklerin çok daha iyiye evrildiğini. E, bunu ele aldık. Tekrar bir şey yapmaya gerek yok. Ancak e, 4K 60 FPS biliyorsunuz bizden izleyemeyeceksiniz. Biraz daha e, zengin içerik üreticilerinden e, göreceksiniz. Biz ama e, 60 fps'te e, yine sizlere e, Full HD grafiklerde e, içeriklerimizi vereceğiz. Tekrardan ele <laughs> alacağız mevzuyu. E, o anlamda hem kusurumuza bakmayın hem de adamlar sağlam iş çıkartmışlar abi. Ee, burasıydı bu arada Amazon'un elektrik detaylarına çok dikkat ettikleri yer. Stealth giyiyor bu arada. Ee, klasik gameplay konusunda ee, ikide Druid varmış 3'te niye gelmemiş? Çünkü Witch Doctor vardı ya biraz. Ona benzer. Ondan dolayı gelmedi o. Hatta ilk Necron'un gelme işi de Witch Doctor e, vesilesiyleydi. Daha sonra e, işte adını siz söyleyin. Yani ee, Witch Doctor'ı Duri'yi de e, yaparız. Hatta yeni bu de biraz Duri'yi de benziyordu. Daha kendinden Necromancer'ı getirdiler. Ee, oyunun oynanışında hiçbir e, sıkıntı yok. Aksine Diablo 2'deki o vuruş gecikmeleri e, elimine edilmiş daha gerçekçi yani 2021 yılına uygun bir e, oyun şeyi size sunuyor. Nereden mi biliyorum? İşte çete e attım, linkten biliyorum. E, buradan Blizzard Türkiye'de teşekkürlerimizi gönderelim tekrardan bize o imkanı sunduğu için. E, çünkü sizlerle de paylaşma imkanı bulduk. E, o yani klasik gameplay konusunda hiçbir şey yok. İşte abi ben Diablo 2 çok hastasıyım işte her türlü oynarım yazlığa giderim oynarım arabada oynarım ama güvenemiyorum abi 420 lira çok pahalı diyorsanız evet. güvenin abi. Evet. gü Yani alın oyunu beğenmezseniz ben parasını veremem çünkü yok öyle yani imkanım olsa <laughs> e, şey yaparım yani o anlamda ama <laughs> <laughs> Yok yani Diablo tanıtım Ekim hoş geldin e, tanıtım değil sadece kısaca hemen videoyu izliyoruz e, çok şey 420 lira arkadaşlar böyle ona 42 para yani e, 40 para üzgünüm 420 lira olduğu için yani 400 TL çok haklısınız gerçekten çok haklısınız 40 euro da fazla e, benim düşüncemi söyleyeyim o konuda 40 euro da fazla maksimum 20 euro olmasına e, ben tahüle ederdim uygun yorum. Ama e, 20 euro da Türkiye için fazla. Yani 200 TL de fazla abi. Ön satış gence direkt aldım. Biz de e, token'la halledeceğiz kısmetse. Açıklandığı gibi ön sipariş verdim. E, FTH oynayacağım PC'de, Full HD oynayacağım. E, PC 5'e de alsam mı diyorum. 280 TL koltukla yatıp Diablo 2 nasıl oynanır? E, emin olayım. Şöyle söyleyeyim. E, benim hani eee görüşüne güveneceğim arkadaşlardan e, sosyal medyada takip ediyorsanız Ekrem Atamer var. Ekrem buradaydı. Burada Eko. mıydı? Evet. Bakayım. Buradaydı gitti ama konuştuk, konuştu gitti. PC ben aldık ha en son Mars'tan. Ha onun e, görüşlerinden yola çıkarak söyleyeyim gayet e, oynanabilir durumda e, evet, olduğunu söylüyor. Çok Diablo Immortal'ı da, Immortal da e, o e, hani ne diyeyim? Konsol değil de neydi o? Büyük tablette de deneme imkanı oldu. Hani o Hani biz PC'sini yapıyoruz o genelde hani işte erişemediğimiz yerler yapıyoruz. Öyle birbirimizi tamamlıyoruz falan gibi bir durum oluyor. <laughs> ee, kendine diyeyim fikrine güvendiğim e, ve onay verdiğini bildiğim birisi. E, o yüzden e, eğer ki PC 5'e de alacağını düşünüyorsan e, şöyle söyleyeyim. Elin e, rahatladığı bir anda e, tavsiye ederim yani. Açıkçası benim konsolum olsa ve Diablo 2 geliyorsa ben e, PC almam konsol alırım. Çünkü niye? Artık yaşlandık abi. Yani yani artık belimizi bir yere vurma, yumuşak bir yere koyma vakti geldi yani. Hani anlatabiliyor muyum Aynı demek istedim? Ne? Whatever you want. Konsol mu? Evet. Hayır canım. Bu ne, ne gerek var şimdi boşanmaya? Ha, ne alakası? Lan manyak mısın? Kaç bin lira lan o? Niye? Eren'in switch'ini alalım. Ona verelim. Ya ama. yok canım. Niye arabamı satayım ben oyun oynayacağım diye? <laughs> ne arabası ya? Switch ne kadar? Nintendo Switch. Neyse şaka yapıyorum da yani 10 bin lira falan aşkım bir PS5. PS5 almayız canım o Et... kadar da dördünü alırız. E canım ne anlamı kaldı o zaman bilgisayara kol takayım o da aynı şey. Bir dakika Switch'te oynayabiliyor muyuz? Nintendo Switch'te. <laughs> Yurt dışından uyguna geliyor. Keyifsiz herhalde. Yok yok arkadaşlar şaka bir yana ben konsolda çok iyi bir oyuncu değilim. Eğer Eda'nın dediği gibi ee, bir e, ne derler macera kovalayacak olursam da... Ee, İmplant ne implantı oğlum ya bilgisayara kol <laughs> takarım niye bir taraflarıma bir şey takıyorum neyse laf uzatmayalım. <laughs> ee, 8 kişiye kadar e, oyuncu imkanı ee, bunu zaten aslında biliyoruz şeye gerek yok bu normal şurada geçiyor ama. 8 kişiye kadar parti e, imkanı var. Available on PC, Xbox diye e, işte altta sıralamış ama dediğim gibi arkadaşlar kelimelere dikkat edin. E, lütfen lütfen daha sonra e, ortalık karışmasın. E, cross değil henüz. Henüz cross play yok. Cross progress var ama cross play yok henüz. God of War oynayamıyorum ben işte. Beceremiyorum konsolda. Bana klavye mouse lazım. Ha ben klavye mouse'cuyum. Velhasıl. Mephisto'yu da görmüş olduk. Duriel'i zaten kestik abi. Summoner'ı görmüş olduk. Jezred. Ee, arkadaşlar sürekli olarak videolarda fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu e, sözcüğü duyarsınız. E, bu bizim en karanlık günlerimiz olsa da... This may be our hour. Bu bizim en karanlık saatlerimiz olsa da... Ancak senin e, en kutlu, en şanlı anın olacaktır diye. Ya, şu Tyrael görseli... Ev. Evet. İnsan ne? Şunun içine oynayabilirim yani. Sırf şunun içine oynayabilir mi? Başka hiçbir şey. Yani gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Çok ha ya hayplanıyorum. E, elim ayağıma giriyor ya anlatamam arkadaşlar. Yani e, bir o eski bir oyunu yeniden oynamanın hevesi ya da işte zevki farklı oluyor. Ama bunun üzerine yeniden eğilinmesi. ...daha farklı oluyor. Neden? Çünkü o heyecanı tekrardan... ...başa alıyorsunuz. İşte o sırada işte... ...abi birlikte takıldığım kız arkadaşlar... ...arkadaşlıklar, o sıra takıldığım işte... ...işte içkiler, yemekler... ...şunlar bunlar, üzerime giydiğim kıyafetler... ...o anda oynadığım bilgisayarlar... ...hani o anki setup'ım, ailemin durumu... ...evin içer Yani o kadar fazla şey... beynin içerisinde çalkalanıyor ki... ...işte o vücudundaki o... ...lan denilen o hype'ı yaratan şey... ...bunların bütünü oluyor. İşte Diablo 2 böyle bir oyun olduğu için... Ee, şu anda sessiz çoğunluktan bahsedeyim sessiz çoğunluk diyeyim onlara ee, böyle Twitch'e işte Twitter'a falan takılmayan ama e, çok fazla e, ben bu oyunun çıkışını e, bekleyip de e, a, anında alacak insanlar tanıyorum benim bu düşündüğüm şekilde düşünen e, bilmiyorum benimle aynı fikirde misiniz ama e, benim böyle bir düşüncem var yani saçmalıyorum ya yani Tyrael'e baktıkça saçmalıyorum yani Tyrael yahu çok yakışıklı. Etek de giymiş. Etek değil aşkım o. Etek sanki. O hayır önündeki tabardın şeyi o şöyle söyleyeyim o şey var ya shoulder var ya <laughs> şey o shoulder'ın iki şeyinden <laughs> birbirinden tutan şey yani yoksa altında şey var zırh <laughs> yani <gülüyor> pant var <laughs> ha. Hayır çünkü genelde paladin e, şeyinde var etek. Evet, evet. Öyle ben... söyleyeyim. onu. <laughs> çok seksi. Ee, dedik ve arkadaşlar video incelememiz bu kadar. Şimdi ben size e, birkaç şey daha göstereyim. Şöyle paylaşalım. Ee, şunu da çete atmış olalım. Arkadaşlar ben şimdi... Balzamiko! Teşekkür ederiz. arkadaşlar şunu çete bırakıyorum. Oh my god, look I got engaged here. Evet gel. şu <laughs> Evet. Okay. Oh, teşekkür ederiz. <laughs> e, bu e, video arkada e, dönebilir. Netride e, bize ait bir video. Telefini yemem herhalde. E, bilmiyorum ama neyse. E, biz daha önce Blizzcon online'da arkadaşlar Diablo 2 Resurrected ilk açıklandığında e, hemen oyunu ele aldık, ilk bakışı yaptık incelemelerde bulunduk ve yine neden bu oyunun bu kadar Hypla işte yüksek bir beklentiyle oyuncular tarafından beklediğini anlattık. Ee, bu videonun da linkini sizlerle paylaştık. Şu anki yaptığımız videonun da altına e, hem bu e, yaptığımız videonun linkini hem de Technical Alpha'da e, yer aldığımız dönemde yaptığımız yayınların tekrarının oluşturduğu e, Oynatma listesini atacağım. E, o anlamda arkadaşlar bizleri e, eğer şayet yeni tanıyan varsa Diablo 2 iç, içerik üreticileri olarak bu anlamda tanıyabilirler. Ve bundan sonra da artık Diablo 2 de geliyor. E, hem yayınlarda hem de e, YouTube'da e, bizi karşınızda Diablo 2 Resurrected ile göreceksiniz. Bu anlamda e, dediğim gibi arkadaşlar Eda'nın oyunu sahip olup olmaması noktasında e, nasıl söyleyeyim. Daha kararsızız, yani nasıl yapıp yapmayacağımız konusunda henüz bir karara varmadık. Ama ben utku olarak net bir şekilde oynayacağım ve biz biliyorsunuz ki 2018 yılında 2018 de değil aslında 2019 sayılır çünkü 2018 Aralık. Öyle diyeyim 2019 yılında yayıncılık hayatımıza başladığımızda World of Warcraft oynuyorduk ama ben yani benim ana oyunlarımdan bir tanesi her yani Diablo'ydu. Evet ben World of Warcraft'ı çok e, şiddetli bir şekilde oynuyorum. İşte işte hala da oynamaya devam ediyorum. Onun hikayesine de e, aşırı bir eee merakım var. Hatta hikayelerini anlatıyoruz ki yayıncılık hayatımız bizim Edayla lore öğreniyorum. Eee şeyle başladı. E, biliyorsunuz aslında lore konseyleri falan çok sonra gelen şeyler. E, biz yaklaşık bir yıl boyunca Eda ile Lore Öğreniyorum yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Her yaptığımız lore videosunun konsepti Eda ile Lore Öğreniyorum şeklinde devam edecek. Ediyor da. E, onu da söylemiş olalım. Ancak bu kadar WoW dolu içeriğin olmasına rağmen benim ana oyunlarımdan... Ben her zaman girer Diablo 2 oynardım, Diablo 3 oynardım ve Diablo 2 deli gibi oynuyorum. E, o yüzden... E, şunu söyleyeyim Diablo 2 Resurrected'ı çok sık benim ekranımdan göreceksiniz. İşte bu anlamda Eda buna dahil olacak mı olmayacak mıyı birlikte karar vereceğiz ya da Eda'nın ben aldıktan sonra oyunu deneyip beğenmesine istinaden alacağız ya da almayacağız. Çünkü arkadaşlar Eda da e, oyun hayatına Heroes of the Storm'la girdi aslında. E, benim hatırıma biraz e, World of Warcraft'ta başladı. E, ve birlikte oynayabildiğimiz ortak platform olduğu için e, onu yürüttük. E, Diablo 2'de işte yalnız mı takılacağım ya da işte birlikte mi e, yer alacağız? Onu dediğim gibi birlikte. Yani birlikte derken Eda'yla birlikte değil. Sizlerle birlikte e, karar verip devam edeceğiz. Hı hı. E, bunun da duyurusunu yapmış olalım. E, yani... Bu anlamda içeriksel anlamda e, önerilerinize de açığız. İşte gayetler olur, rehberler olur. Gerçi rehber noktasında high -end'de çok oyunu e, anlatacak şeyler değil ama biraz daha yeni başlayacak belki oyunculara e, hitaben e, içerikler e, üretebiliriz sizlerle beraber. E, hikaye, lore içerikleri üretebiliriz. size Çok seve seve yaparım bunu da e, biliyorsunuz. Ki e, arkadaşlar bilmeyen varsa biz Diablo görsel içerik üreticisiyiz. Tek onu da e, söylemiş olalım ve bu kanaldan da e, yani takip edebilirsiniz. E, çok güzel bir serimiz var orada. Diablo evrenin hikayesini baştan sona kadar anlattık. E, onun dışında eee 91'de WoW yayınları başlarım tekrar. Bit tabi başlayacak. Ama arkadaşlar e, biz evleniyoruz Eda ile. Onu da şöyle gösterelim. Oh God, Sözlendik. Oh oh, Kız isteme merasimimizi gerçekleştirdik. E, yani bu ne demek oluyor? Biraz daha artık e, Oyun ve e, yayınlara e, nispeten daha az diyeyim e, ve daha random yani rastgele günlerde e, içerikler e, sağlayabileceğiz. O yüzden e, WoW oynayacağız ama hero'yu kovalamayacağız. Dungeon yapacağız ama Mythic 15 kovalamayacağız gibi Oradan gibi. Diablo'yu yeniden uyandıran kişi miydi? Diablo 2'de. Diablo 1'deki evet. ne film? Neflam? Evet. Evet. Ee, yani SubZero TV gerçekten e, evet yok e, özet yani şöyle söyleyeyim soruna cevap verip tak diye şey yapabilirim. işte laf love, laf diye e, cevapladım diye ama e, gerçekten çok güzel bir seri hazırladık arkadaşlar. Youtube'da uzun 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 anlattık arkadaşlar. Lütfen lütfen rica ediyoruz. E, bu anlamda o videoları izleyin sizler için hazırladık. E, ama evet Diablo 1'deki Nephilim, Leorin oğlu Aiden, Diablo 2'deki Diablo. Evlilik yayın aşkını öldürmez. 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 Öyle bir şeyimiz yok. Ee, şöyle ben artık posteri vereyim arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş da e, incelememizin, içeriğimizin sonuna doğru geldik. Ee, benim aslında söyleyeceklerim bu kadar. Ee, ama ben biraz da Eda'nın da konuşmasını istiyorum. Ben çok hızlı ve tatır 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 konuştum diye düşünüyorum. Ne konuşmamı istiyorsun? Ee, düşüncen ne? Ne umuyorsun? Ee, Sinematiği bunu... çok beğendim. Onu söyleyeyim. Ee, Diablo 2'yi de oynadığım, oynadığım için... O yani Diablo 2 ile buna vesile dağlar kadar fark var. Severek oynarım ama seninle takılır mıyım bilmiyorum. Sen daha hızlı gidiyorsun. Siz o şeysiniz yani bu rush tayfası. gidiyorsunuz. Ben de daha rahat. O konuda sana rahatlatacak bir şey söyleyeyim. Rush tayfası dedin ya. Ben zaten Diablo 2'de bir karakter kastım. rush tayfası olmayacağım o yüzden. Diablo 2'deki kastığım karakteri buraya taşıyacağım. Ben de kastım benim de karakter. Yani işte onu sen de taşırsın. Hani o baştaki emekleme kısımların olmayacağı için. Ha, okay. O zaman ben fine. Şimdi Şöyle söyleyeyim. E, Diablo 2 Diablo çok kolay, göre çok çok kolay. E, oynayış olarak arkadaşlar. O yüzden rahat oynayacağımı düşünüyorum. Ben bana <laughs> çok kompleks oyunlar gelmemeli. Çünkü gerçekten artık a, a, şey kapasitem belli olduğu için a, 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 zor ol algılıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Size. Ya aşkım onunla alakası yok. Kendine o konuda haksızlık ediyorsun. E yaşlanıyoruz. Yani bazı şeyleri artık refleks verme şeyimiz yavaşlıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Yani sabah saat 8'de kalkıp bir şey gidip evet. oynamaya başlasam deliler gibi oynarım Evet. Yani e, yani Diablo 3'te evet 6 skill'li bir oyunken Diablo 2 2 skill'li bir oyun. Evet. evet e, tuş Halk, ataması evet. yapıyorsun, daha farklı şeyler atıyorsun ama e, kombinasyon anlamında daha basit indirgeyip oynayabildiğim bir oyun yani. Evet, evet, kesinlikle. E tabii her, yani yeni karakter kasmanın tadı başkadır. E, yeni e, yani Heyecanın tadı başkadır. O konularda bir şeyim yok. Ama Eda'nın o endişesine e, mahal verecek durum bence olmayacak. Olmayacak. Yani öyle hatıta hatıta kasalım gibi bir durum olmayacak. Zaten Diablo 2 nasıl oynanır biliyor musun? Aşkım çok mu sıkıldın? İşte e, Holt'tan baydın mı? Maç mı kaybediyorsun? İşte WoW'da artık yetişemiyor musun? İşte o Level grindi seni yordum ya da dungeon'da dayak mı yiyorsun? Gel iki tane yaratık öldürelim rahatlayıp çıkalım. Bu kafada olacaksın Hı hı. Okay. Yani <laughs> onda sıkıntım yok yani. Yani Diablo 2 çok çok daha yeni aynı şekilde söylüyorum. Ya kolay değildi arkadaşlar. Ben artık böyle kendimi yormak istemiyorum. İşten geldikten sonra oynayacağım oyunun beni yormaması lazım. İnanın bu benim için önemli. Yani rahatlamak için oynamak istiyorum. O yüzden daha e, basite indirgenmiş oyunları tercih ediyorum. Ha Minecraft ile oynayabilirim yani o derece. <gülüyor> <gülüyor> yok yok dediğim gibi zaten tuş ne dedim tuş ataması yaparak bu skill sayısını arttırıyorsun ama yani daha ortalama oyuncular için iki skilldir abi yani bu kadar. Ortalama oyuncu bir kere ayarlar skill'ini tamam. Ve bununla oynayabilir mi oyunu? Evet. Asıl sorun cevabı bu. Bununla oynayabilir mi? Evet. Bu kadar basit. Yani ee, sen daha fazla oynayarak istediğin her seviyeye erişebiliyorsun bu oyunda. Evet, evet, evet kesinlikle her oyunda genel anlamda var bu. O zaman e, tamam Eda'nın da yorumunu aldıktan sonra böyle bir YouTube'a e, selam çakalım arkadaşlar. Videoyu da uzatmayalım zaten e, yaklaşık 30 dakika oldu. Hiç, hiç 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 gereği yok arkadaşlar. Bir sonraki Diablo 2 videosunda görüşünceye dek Diablo 2 diyorum artık. Bundan sonra çünkü videolarımızı artık Diablo 2 başlığı altında çekeriz. Çünkü oyun geliyor diyelim. Ve Biz arkadaşlar de. bir sonraki Diablo 2 videosunda görüşünceye dek kendinize, kendinize çok iyi, iyi bakın. bakın. Gitmiyoruz bir ara, you guys. Hoşçakalın. Hadi. Bye bye. Yobi.